İlk size hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 9 Kasım günlerden pazartesi. Evet pazartesi ama hafta sonunda oldukça hareketli geçiriyor Türkiye. Sadece Türkiye değil tabii dünyada da biliyorsunuz Amerikan seçimleri konuştuk. Bütün hafta boyunca arkasından Biden'ın başkanlığını ilan ettiğini gördük ama hafta sonu yurt içi de hareketli günler, dakikalar yaşandı. Öncelikle cumartesi gününe baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevinden alındı. Arkasından Naci Ağbal, eski Maliye Bakanı Naci Ağbal başkanlık koltuğuna oturdu. Devamına baktığımızda ise dün bir paylaşım oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından istifa paylaşımı yapıldı. Şimdi bir Ankara'ya gidelim. Alican Türkoğlu karşımda. Günaydın Alican. Günaydın Zeliha. Hareketli bir cuma, cumartesi, pazar yaşadık. Devam da ediyoruz aslında ama şimdi piyasaların tepkisini pazartesi bu sabah itibariyle açılışta göreceğiz. Nasıl tepki verecek bu gelişmeler ama öncelikle senden de bir yorum istiyoruz. Ne oldu, nasıl oldu? Başka isimler de atandı bu arada. Ekonomi yönetiminde resmi gazetede yayınlandı. Buyur Alican. Şimdi o kadar hareketli bir hafta sonu geçirdi ki Ankara, hatta muhtemelen bugün ve önümüzdeki birkaç günde bu hareketlilik devam edecek gibi. O yüzden bugünkü yayına Ankara'dan katılmak daha doğru geldi. Ankara'yı Ankara'dan anlatmak daha doğru geldi işin doğrusu. Çünkü dün akşamki gelişmeler sonrası, şimdi bütün gece Ankara'da acaba gece yarısı itibariyle veya sabah erken saatlerde herhangi bir resmi gazetede, herhangi bir işte mükerrer sayısında bir kabine değişikliği veya farklı değişiklikler olacak mı sorusu emin olabilir ki bütün izleyicilerimiz, bütün Ankara'daki kulislerde konuşuldu. Şimdi Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından yapılmış olan istifa paylaşımı sonrası özellikle burada, yani Ankara'da siyaset kulislerinde, AK Parti'de, Cumhurbaşkanlığında, bakanlıkta herkes acaba bu konunun, bu açıklamanın devamı gelecek mi sorusunu birbirine yöneltmiş durumda. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim bakanlık kaynaklarından edindiğimiz bilgi bu paylaşımı bizzat Sayın Bakan'ın kendi hesabında yapmış oldu. Dolayısıyla ilk başlarda acaba paylaşımla ilgili bir sıkıntı mı var? Acaba kendisi değil de bir hacklenme söz konusu olabilir mi yönünde sorular sorulmuştu. Ama bizim kaynaklardan edindiğimiz bilgi bu istifa paylaşımının doğru olduğu yönünde. Ama bunun devamında zaten aslında siyasilerden gelen mesajlar da oldu. İşte hem AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan, hem bakan yardımcılarından, Mehmet Muş'tan, Ömer Fatih Sayan'dan gibi isimlerden Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı ile ilgili olarak yeni paylaşımlar gerçekleştirildi. Ve burada aslında genelde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erdoğan'ın ne diyeceğinin merak konusu olduğu bir süreç başladı. Yani acaba bu paylaşım, Berat Albayrak'ın paylaşımı veya Berat Albayrak'ın istifası Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilecek mi sorusu. Çünkü hemen Ankara'da akıllara şu geldi. Hatırlarsa izleyicilerimiz, bu Covid dönemiyle ilgili olarak sokağa çıkma yasaklarının konuşulduğu dönemde yaşanan bir sıkıntıdan ötürü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da istifa ettiğini açıklamıştı. Ortalama yaklaşık aynı saatlerde, saat 20 gibiydi bu da. Ama bu istifa kararı saat 23.47'de o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmediğinin açıklaması da gelmişti. Dolayısıyla bütün gece Cumhurbaşkanından veya Cumhurbaşkanlığından farklı bir açıklama gelecek mi beklentisiyle de beklendi Ankara'da. Acaba bir değerlendirme, bir açıklama gelecek mi? Yoksa gece yarısı, işte yayının başında aktarmış olduğum gibi, resmi gazetede çeşitli atamalarla mı görünecek dendi. Çünkü bu sefer de akla cuma gecesi geliyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı, eski başkanı oldu. Murat Uysal'ın görevden alınıp yerine eski Maliye Bakanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu'ndan Naci Ağbal'ın atanması kararı. Yani bu doğrultuda cuma akşamından itibaren çok yoğun bir mesai var Ankara'da. Şimdi bugün ne bekleniyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Dün geceden bugüne kadar sarkan süreçte ana beklenti bugün itibariyle hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda hem de belki birkaç bakanlıkta daha çeşitli atamaların, görevlendirmelerin gerçekleştirilmesi yönündeydi. Şimdi bu konuyla ilgili kesin ve kati kararı
Muhtemelen bugün zaten Cumhurbaşkanı'ndan duyacağız. Çünkü iki ayrı programı var bugün Cumhurbaşkanı'nın. Bir Büyükelçiler Konferansı'nda konuşacak gözüküyor. Bir de AK Parti'de MYK toplantısı var. Muhtemelen bu toplantılar sırasında zaten bu konuyla ilgili bir değerlendirme gelecektir. Ama ana beklenti belki de bu toplantıları beklemeden Ankara'nın bir açıklama yapması gerekliliği. Çünkü şu an itibariyle dün akşam saat yaklaşık 20'den saat 07.05, yani yaklaşık 10 saatlik bir süre zarfında şu anda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı yaptı ve bu istifa paylaşımının Ankara tarafından, Cumhurbaşkanlığı tarafından kabul edilip edilmediğinin bilinmediği bir süreç yaşanıyor. Dolayısıyla muhtemelen sabah saatlerinde de bu konuyla ilgili bir değerlendirme veya açıklamanın gelebileceği ifade ediliyor Ankara'dan. Bir yandan Merkez Bankası tarafı, bir yandan bakanlık tarafı oldukça yoğun bir mesai içerisinde. Dün itibariyle ki bloomberg.com'da da dün gece itibariyle paylaşıldı. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın dün bir takım banka genel müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdiği yönünde bilgi de var. Dolayısıyla ekonomi yönetimi konusunda çok hızlı bir hafta sonu ve hafta başı yaşıyoruz bugün itibariyle de. Dediğim gibi beklentileri tekrarlamak gerekirse bugün gerek Cumhurbaşkanlığından gerekse de bakanlıktan bir değerlendirme ve açıklama yapılması bekleniyor Ankara'da. Yani istifa paylaşımının, istifa kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edip edilmeyeceği ve eğer edildiyse hem Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna hangi ismin oturacağı hem de acaba farklı yeni değişikliklerde olacak mı yönündeki soru. Çünkü dönersek bundan birkaç ay öncesine, özellikle işte Covid öncesi dönemde bu senenin başlarındaki süreçte bir kabine değişikliğinin gündeme gelebileceği yönündeki yorumlar çok fazla yapılıyordu Ankara'da. Özellikle Ocak-Şubat aylarında, yani hemen Covid öncesi olan dönemde süreçte işte ilçe başkanlıkları değişiklikleri, yani AK Parti'nin kendi içerisindeki değişiklikler sonrası sıranın kabineye gelebileceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorumlar bittikten sonraki süreç itibariyle bir değişiklik yapacağı yönünde beklenti vardı. Ama işte Covid'in girmesi veya farklı siyasi nedenlerle bu değişiklikler yapılmamıştı. Şimdi, yani dün geceki süreçten itibarenkini konuşuyorum, bütün kulislerde acaba Bakan Albayrak'ın kararı sonrası beklenen, yani o zaman beklenen kabine değişikliğine ilişkin adımlar Cumhurbaşkanı tarafından şimdi atılır mı sorusu var. Dediğim gibi bugün önce 14'te Büyükelçiler Konferansı'nda konuşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. 16'da da AK Parti'de MYK toplantısı var. Muhtemelen girişinde açıklamalar yapılacaktır. Çıkışında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de açıklamaları gelecektir. Ama dediğim gibi beklenti bugün içerisinde, daha o toplantılara kalmadan da Cumhurbaşkanlığından bir açıklama gelmesi yönünde. Şu andaki gelişmeleri özetlemek gerekirse böyle söyleyebilirim Zeliha. Tabii devamında neler olabileceğini birazdan konuşuruz tekrardan ama bir de Gizem Öztürk Altınsaç'a da dönelim şimdi. Gizem, günaydın. Günaydın Zeliha, günaydın Alican. Şimdi tabii çok güzel özetledi Alican. Biz de anlamaya çalışıyoruz bu noktada. Öncelikle şimdi Cuma günden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınıp yerine Naci Ağbal'ın geldiğini öğrendik. Hafta sonunda biraz önce Ali Can'ın da bahsettiği gibi banka genel müdürleriyle bir araya geldi. Gerekli yetkililerle görüşülmüş. Edindiğimiz bilgiye göre de karşılıklı nedir, ne değildir, ne yapmalı, son durum ne konuşulmuş gibi görünüyor bu toplantıda. Şimdi Merkez Bankası Başkanı değişti. Evet, bundan sonra Naci Ağbal'ın, eski bakan Naci Ağbal'ın nasıl adımlar atacağı önemli olacak. Bir yorumun var mı? Tabii üstüne bir de pazar günü bildiğin gibi Bakan Albayrak'ın da istifa paylaşımı vardı sosyal medya üzerinden. Bununla ilgili bir ses çıkmadı henüz resmi gazetede. Az önce Ali Can da ifade etti. Ankara'dan da henüz netleşmiş bir şey görmüyoruz ama bu gelişmelerin piyasa üstündeki etkisiyle başlayalım istersen bugün. Ne beklersin? Şimdi aslında sabah açılışta zaten, dün geceki matching'de zaten dolar TL gevşiyordu. Bunu söyleyebiliriz. Bugün de gene sabah açılışta sakin bir seyir var ama daha çok Londra saatinde, yani yabancılar geldiğinde saat 10 gibi bizim saatimizle bakmakta fayda var. Kurun tam nereye doğru evrildiğini, ama şu an itibariyle TL'de değer kazancının devam ettiğini görüyoruz haber akışıyla birlikte. Bu beklenen bir şey, şaşırtıcı bir durum değil. Çünkü ekonomik gidişatta
bir problem vardı, iletişimde bir problem vardı. Bunlar acaba değişmeye mi başlayacak, daha farklı bir sürece mi giriliyor düşüncesi var şu anda piyasada. Yine de fiyatlamalara, yani dün geceki ve sabahki fiyatlamalara bakmaktan ziyade Zeliha, saat 10 ve sonrasında fiyatın nereye oturacağına bakmakta fayda var. Bu arada da elbette ki haber akışının devamını bekliyoruz. Merkez Bankası Başkanı'nın değişimiyle alakalı olarak piyasa böyle makamlardan, kişilerden ziyade bu kurumun ne yapacağına daha çok dikkat edecektir. Bundan sonra alınacak olan aksiyonlarla ilgilenecektir. Uzunca bir süreçten geçiyoruz. Yani sadece şu anki başkan değişimi değil, bunun benzerini de daha evvel yaşadık. Dolayısıyla kişilerden bağımsız elbette ki özellikle şu iki haftalık vadede atılacak adımlar önem kazanacak. Naci Bey piyasanın gözünde Maliye Bakanlığı'ndan ve müsteşarlığından da bilinen son derece itibarlı, prestijli bir isim bu anlamda bakıldığında. İktisadi duruş olarak da piyasa duruşuna oldukça yakın olduğunu biliyoruz bu anlamda bakıldığında. Ama dediğim gibi genel itibariyle kişilerden bağımsız kurumun atması gereken adımları acaba bu sefer gerçekten atabilecek mi? Piyasa buna bakıp fiyatlama yapacaktır. Bu zaman içinde Zeliha, bakanlıkla ilgili de muhakkak ki haber akışı çok elzem. İstifanın kabul edilip edilmeyeceği veyahut nasıl bir yeni oluşum söz konusu olduğu, kabine değişikliğinin gelip gelmeyeceği bence piyasanın ana gündemi olacak. Fiyatlama üzerinde de etkili olacak ama ben yeni bir sürece geçildiği kanaatindeyim. Öyle bir renk alıyorum. Peki o zaman Arıcan'a da döneyim. Böyle bir renk sen alıyor musun? Çünkü bunun dışında yönetim de, ekonomi yönetimi de hafta sonu yeni atamalar vardı. Yine eski bakanlarımızdan, ekonomi bakanımızdan Nihat Zeybekçi'nin atamasını gördük. İbrahim Şömine'nin gördük. Yani böyle bir kabuk değişimi, bir farklı bir yöne doğru adım mıdır bunlar? En azından Ankara'da olduğun için oradaki kuliste konuştuğun kişilerden nasıl bir izlenim edindin Arıcan? Gizem'in söylediği gibi aslında benim de şu vurguyu yapmamın sebebi de oydu. Yani Süleyman Soylu hatırlatması yapmamın sebebi. İçişleri Bakanı'nın o dönemki istifasıyla ilgili olarak, istifa kararıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın istifanın kabul edilmediğine ilişkin yapmış olduğu açıklama 23.47'de gelmişti. Yani o karardan yaklaşık 3,5-4 saat sonrasında. Ama şu an itibariyle dün gece Sayın Albayrak'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamayla ilgili olarak farklı bir değerlendirme Cumhurbaşkanlığı tarafından daha gelmedi. Buna dayanarak aslında biraz da ben de süreçte bir değişiklik olabileceği kanaatimi koruyorum. Neden? Şimdi hem Cuma gününden itibaren işte başta Merkez Bankası Başkanı olmak üzere ekonomi yönetimiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından bakıldığında yapılan değişiklikler, yani Naci Ağbal'ın oraya gelmesi, İbrahim Şener'in Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na atanması, az önce ben Naci Ağbal için ekonomi kurulu dedim ama Strateji ve Bütçe Başkanı olacaktı, düzeltmeyi de yapayım bu noktadan sonra. Devamında yine Nihat Zeybekçi ki daha önceki kabinelerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer vermiş olduğu ve Erdoğan'ın çok güvendiği isimlerin başında gelen kişilerden bir tanesidir. Bu değişimlerin yapılması sanki genel anlamıyla biraz daha geniş çerçevede bakıldığında bu yönetim anlayışında bir değişiklik yapılması ihtiyacı hissedilmiş Cumhurbaşkanlığı tarafından gibi düşündürüyor. Ama %100 net olarak, kati olarak bir şey söyleyemiyorum. Çünkü sonucunda bu konuyla ilgili olarak son ve resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak. Ve biliyorum ki dün gece yapmış olduğum konuşmalar sonrasında AK Parti içerisinde de birçok ismin Berat Albayrak'ı bu kararından döndürmek ve Cumhurbaşkanı'nın da bu istifa kararını kabul etmemesi için görüşmeler yaptığını ve bu çerçevede açıklamaları da yakın çevresine yaptıklarını biliyorum. Dolayısıyla süreç tam anlamıyla tamamlanmış değil ama bana gelen çağrışım en azından bu genel anlamıyla yönetimlerde bir değişiklik olabileceği yönünde. İşte bunun devamında da bu kabine değişikliğini dün akşamdan itibaren konuşan isimler de aslında bu beklentinin devamında zaten yapılması planlanan ancak belirli nedenlerle ertelenen değişikliklerin bu kapsamda yapılabileceğiyle ilgili değerlendirmelerdi bu doğrultuda bakıldığında. Dolayısıyla benim de düşüncem Cuma akşamı başlayan bu değişim sürecinin devam edebileceği yönünde.
Bu arada hemen rakamları da hatırlayalım. Umut ekrana yansıtırsan hemen, bunlar da önemli çünkü şu an bizi izleyenler merak da ediyorlar. Rakamlar nasıldı cuma günü? Şöyle bir hızlıca bakalım. Şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda aslında geçen haftanın gündemi biraz daha farklıydı. Bu hafta başka bir gündemle başlıyoruz biz sabah. Dolayısıyla biraz yurt dışı piyasalarından ayrışma olur mu olmaz mı onu konuşuruz. 1091'de kapattı, %1'lik artışla. Şimdi bugüne bakılacak. Ancak biz tabii özellikle döviz tarafına da bir göz atalım. Cuma günü itibariyle hatırlayacak olursanız 8.58-8.57 seviyelerini biz gördük, 8.56 seviyelerini. Bu sabah itibariyle TL dolar karşısında %0.2'lik primle 8.35'te. Euro tarafında da keza görüyorsunuz %1.78'lik TL'nin euro karşısında değer kazancı var. Sepet kurda 9.15. Dolar endeksi tabii yurt dışına bağımlı. Dolar endeksi daha doğrusu diğer para birimlerinin toplamında gösteriyor bize endekste. Bir gerileme hafif var. Parite 1.18.90'larda. Şimdi bu hatırlatmayı yapalım, ben tekrar Gizem'e döneyim. Şimdi Gizem şöyle, biz şimdi Murat Çetinkaya dönemini gördük. Görevi bitmesinden 10 ay öncesine kadar görevden ayrıldı, alındı. Arkasından Murat Uysal geldi. Bu döneme baktığımızda da 1200 puana yakın 2019'da bir faiz indirimini gördük. Uysal döneminde. Arkasından bu 2020'de de keza aynı şekilde. Bundan sonraki süreç tahmin edilebiliyor mu Gizem? Şu anki başkanla Naci Ağbağ'la birlikte nasıl ilerleneceği, yoksa bir patika mı değişiyor bu noktada, ne dersin? Erken konuşmak istemem açıkçası Zeliha. Fakat evet, daha çok yine cuma günü ama doğru. Hani tahminleri de en azından elbette. Şimdi Alican orada mı bilmiyorum ama şu anda göremediğim için herhalde gün içinde bir miktardan netleşen bir haber akışı olur diye düşünüyorum bakanlık tarafında. Yanlış bir şey söylüyorsam o beni düzelsin, ondaki haber akışı daha yok, yoğun diye söylüyorum. Bakanlık tarafında mutlaka Alican olacak. Yani dinliyoruz. Olacak. En geç zaten öğleden sonra Cumhurbaşkanı'nın konuşması var. O zamana kadar bu konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Dolayısıyla evet, hani sabahın ilk yayınları itibariyle şu anda elimizde resmi ve net bir açıklama ve veri yok. Ama bugün gün içerisinde bu konuyla ilgili resmi bir açıklamanın geleceği %100. Evet, tamam. Merkez Bankası'yla istersen o zaman öngörülerini alalım senden. Evet, çünkü bakanlık tarafından hakikaten Ali Can'la bahsediyor, bilmiyoruz şu an. Ama patika değişti mi diye soruyoruz bu gelişmeler ışığında. Dolayısıyla o yüzden dedim, Merkez Bankası Başkanı'nın başına geçen isim çok değerli bir isim. Dolayısıyla hani patika diğerleri de tabii değerliydi, ayrı bir konu, ama bakanlık yapmış ve bildiğimiz bir isim. Senin de söylediğin gibi itibarlı bir isim. Dolayısıyla hani o yüzden soruyorum, Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetimin bir patika değişimi genel olarak bu pandemi dönemi ve sonrası için bir hazırlığı mıdır? Öyle öngörüyor musun? Öyle okuyor musun? Ben patika değişikliği olduğunu şundan dolayı düşünüyorum. Çünkü ekonomiye bakış anlamında Berat Bey'le Naci Bey arasında fark olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla eğer o Merkez Bankası görevine Sayın Ağbal getirildiyse birazcık ayrışan bir görüntü var. Dolayısıyla bir uyumlu çalışma gereği de var ekonomide, biliyorsun, otorite tarafında. Dolayısıyla o ayrışma şu an var olan şu andaki durumla bence devam eder. O yüzden bence bir değişim içine girdiğimizi düşünüyorum. Bu da bir patika değişikliği hani getirecektir. Ben Naci Bey'i bildiğim kadarıyla zaten piyasanın ekonomik iktisadi bakışına yakın biri, daha çok liberal ekonomiye yakın bir isim. Bu anlamda ben kesinlikle patika değişikliğine gidildiğini düşünüyorum. Zaten dün de ilk aşamada Sayın Ağbal'ın banka genel müdürlerini toplayarak hızlı bir girişle fikir alışverişi yaptı ve hemen çalışmaya başladı. Bence bu hafta içinde de farklı görüşmeler de olacaktır diye düşünüyorum. Hızlı bir giriş yaptı. Kısa sürede hızlı adım atılmasının son derece farkında olduğu gibi bir görüntü var benim gözümde. Piyasa da bence böyle düşünüyor. Hı hı. Dolayısıyla o patika değişikliğinin de açıkçası Zeliha bugünkü sabah, dün akşamki ve bu sabahki kura yansıdığı kanaatindeyim de. Hı hı. Dolayısıyla piyasa, çünkü şunu konuşalım, o zaman bir değişiklik olmayacak ise neden bu görev değişikliği yapılsın? Demek ki bir rahatsızlık var.
gidişatla ilgili bir kaygı var. Bu gidişatında bu otoriteyle yeterince sağlanamadığı ile ilgili bir düşünce var ki bu değişiklik geldi. Gene altını çiziyorum. Bu Merkez Bankası isimlerinden bağımsız uzunca bir süredir bu kadar önemli bir kuruma yüklü müdahaleler sonucunda ortaya çıkmış bir durum bence. Dolayısıyla bence bunun da değişmesi gerekiyor. Daha doğru sağlıklı bir patikaya oturması gerekiyor. Hı hı. Ben bu adımın geldiği kanaatindeyim. Hı hı. Devamını bekleyeceğiz ama yani dikkatli de konuşmaya çalışıyorum. Ama bizim aldığımız renk piyasa fiyatlaması da şu an itibariyle bu yönde. Gene de saat 10'dan sonraki fiyatlamaya bir. İkincisi de demin Alican'ın da bahsettiği gibi evet. Bakanlığa dair açıklamanın geldiği andaki fiyatlamaya bakmak lazım ama ben bir değişim olmasını da muhtemel buluyorum. Alican, şimdi şunlara da bir senin zaten Ankara tecrüben nasıl dökülmez o noktada hakikaten o yüzden bunu soracağım. Eski bakanlardan Nihat Zeybekçi'nin Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu üyeliğine getirilmesini, İbrahim Şener'in Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı atanmasını bunlarla beraber nasıl okuyorsun oradan? Bu soruna geçmeden hemen şuna da değineyim. Dün bu da çok konuşuldu çünkü özellikle sosyal medyada en azından ben 100'ün üzerinde mesajda listenin doğru olmadığını kendi bana gönderenlere söylemişimdir. Şimdi bu dönemlerde sosyal medyada özellikle bir takım farklı değişikliklerin de olması beklendiğinde kabine değişikliği gibi farklı listeler gezinmeye başlıyor. Özellikle dün gece itibariyle de sosyal medya üzerinden ayrı ayrı 2-3 ayrı kabine listesi gezinmeye başladı. Şu an itibariyle bu listelerin hiçbirinin doğruluk payı olmadığını da söylemem gerekiyor ki mesela o listelerden birinin içerisinde bulunan Adnan Bali, Bloomberg HT'deki arkadaşlarımıza bunun doğru olmadığını kendisi söylemişti. Bu yalanlamayı da zaten bloomberghte.com'dan verdik. Bu kapsamda dönen hiçbir listenin doğru olmadığını buradan tekrar izleyicilerimize de aktararak başlayayım. Değişikliklere gelince bir kere İbrahim Şener ismi zaten Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda Naci Ağbal'la beraber çalışan bir isimdi. Bu kapsamda beraber çalışma yani ikilinin beraber çalışması övgü bulmuş olmalı ki Naci Ağbal'ın TCMB Başkanlığı'na geçmesiyle beraber onun boşalttığı koltuğa da Sayın Şener geçmiş durumda. Nihat Zeybekçi ismi ise daha önceden de az önce de söylemiş olduğum gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok güvendiği bir isim. Daha öncesinde Ekonomi Bakanlığı görevini de yürütmüştü. Özellikle yurt dışı ile ilgili olarak da temaslarının ve halen görüşmeleri yaptığını da biliyoruz. Bu kapsamda işte Gizem'in de değindiği gibi yapılan tüm değişiklikler yani işte önce yanlış hatırlamıyorsam 19'unda TCMB'nin toplantısı. Dolayısıyla bu toplantıya 10 gün kala başkan evet. değişikliği yapma gereksinimi hissedilmesi ve devamında da kurullarda da değişiklikler yapılarak güvenilen farklı isimlerin getirilmiş olması bana bu yönde bir işte patika değişikliğinin olduğunu gösteriyor. Ve bunun devamında eğer bakanlıkla ilgili olarak da bir değişiklik olacaksa eğer yani bugün Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilecekse ve bakanlık koltuğuna da farklı bir isim oturacaksa bugünden itibaren bu da zaten tam anlamıyla Türkiye'deki en azından ekonomi yönetimi anlamında fikren bir takım değişikliklerin olacağını gösteriyor. Ama dediğim gibi bakanlık tarafını net olarak ne olacağını görmekte fayda var bu kapsamda. Gün içerisinde bu konuyla ilgili açıklama gelecek kesin bir şekilde. En geç öğleden sonra gelecek ama benim edindiğim bilgi bu noktaya kadar beklemeden bir kararın ne olduğunu en azından açıklanabileceği yönünde. Bu açıklamadan sonra özellikle hani bakanlığın ve bakanlık bürokrasisinin hangi isimlerden oluşacağını veya devam edip etmeyeceğini anladıktan sonra biraz daha bu konuyla ilgili olarak yolun ne noktaya gittiğini veya hangi yolda ilerlendiğini söylemek mümkün. Ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile ilgili yapılan değişiklik dediğim gibi toplantıya 10 gün kala yapılan bu değişiklik aslında yönetim anlamında yani en azından TCMB fikri yönetimi anlamında bir değişiklik yapılması ihtiyacının çok acil bir şekilde olduğu yönünde Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararnameyle de zaten kamuoyuna aktarılan bir bilgi olarak dikkat çekiyor. Bugün çok hareketli geçecek gibi gözüküyor zaten bu kapsamda da işte dün gecenin yani akşam 8'den 7.30-8'den itibaren devam eden süreç bugün şu andaki o gri alanların da netleşmesiyle beraber
Muhtemelen yarından itibaren çok daha ne konuşacağımızı bildiğimiz ve hangi yöne ilerlendiğinin biraz daha net yorumlarla kamuoyuyla paylaşılabileceği bir süreç olacaktır. Şimdi Merkez Bankası tarafı dediğim gibi biraz daha açıklığa kavuşmuş durumda. Evet. Yapılacak toplantılara ve açıklamalara dikkat etmek gerekiyor ama bu süre zarfında hem bankalardan gelecek olan hem TCMB'den gelecek olan ama bakanlık tarafıyla ilgili olarak daha kesin konuşmak için biraz daha vakte ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Alican, iki tane sorun var. Sonra zaten Gizem'e de döneceğim. Bunlardan bir tanesi şu: aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Ekim tarihinde ekonomik kurtuluş savaşından bahsetti. Biz ilk işaretleri almış mıydık aslında bundan 9 gün önce? Çünkü bu kelimeyi, bu cümleyi kullandı. İkincisi ise Naci Ağbal'ın, Merkez Bankası yeni başkanı Ağbal'ın yabancı yatırımcılarla toplantı yapması bekleniyor mu? Bununla ilgili bilgi geldi mi kulağına? Şahsen ben ekonomi kurtuluş savaşı cümlesinden bu yönde değişiklikler olacağı çıkarımını kendim yapmamıştım, onu söyleyebilirim. Benim o açıklamalardan anladığım, o süreçte özellikle özellikle yurt dışı ile alakalı olarak, yani diplomasinin ve dış politikanın gerektirdiği ölçüdeki durumları aktaran bir değerlendirme olarak okudum ben o açıklamayı. Neler? Mesela bir Doğu Akdeniz konusu. Yani Doğu Akdeniz konusunda gelen tüm baskılara rağmen, özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi nedeniyle Avrupa Birliği tarafından gelen baskılara rağmen, Türkiye'nin burada hem kendi hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını savunduğu, savunmaya devam edeceği ve bundan vazgeçmeyeceği yönündeki açıklamalar bir. İki, yine Karadeniz'deki benzer, yani hidrokarbon çalışmaları anlamındaki durum iki. Ve bunun dışında da yine gerek hem Suriye'deki hem Kafkasya'daki mevcut durumda bir takım büyük güçlerin veya ülkelerin tersi yöndeki telkinlerine ve baskılarına rağmen, değil, baskıdan kastım da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu S-400 baskısını kastediyorum burada. Bu yöndeki yapılan açıklamalara rağmen Türkiye'nin almış olduğu kararlardan geri vazgeçme yönünde bir karar almaması, yani devam etmesi. Benim yani Cumhurbaşkanı'nın o 31 Ekim'de, Ekim ayının sonunda yapmış olduğu açıklamalardan çıkarımın bir ekonomi yönetimi değişikliği değil, yürütülen politikalarla ilgili olarak yurt dışından gelen baskılara rağmen Türkiye'nin Türkiye açısından iyi olacağının düşünüldüğü hamlelere devam edileceği, yani, yönündeki aslında değerlendirmeydi. Benim okumam bu. Aslında şunu sormak istedim orada. Yani bunu söylerken evet, altta yatan altına tek tek kalem kalem baktığımızda böyle, ama Türkiye'de de safları sıkılaştırıp ekonomiyi sağlam bir duvar haline getirmek arzusundan dolayı isimlerden kaynaklı sordum onu. İşte eski bakan Nihat Zeybekçi, eski bakan Naci Ağbal, İbrahim Şenel, yani isimlerden dolayı sordum. Bir şekilde orada iyice sapasağlam bir duvar Türkiye ekonomisi için. Onun için sordum bunu. Yani birlikteliğin ve politik, yani birlikteliğin ve bu dış politikayı destekleyecek adımların Ankara tarafından atılacağının vurgusu yapılması açısından evet, bu dediklerin doğru olabilir. Bunun dışında Sayın Ağbal'ın yakın zaman içerisinde yabancı yatırımcılarla bir toplantı yapıp yapmayacağı konusu şu an itibariyle belirsiz. Beklentisi var mı? Var. Özellikle daha işte cuma akşamı itibariyle kararname yayınlandı bildiği gibi resmi gazetede ve devamında hemen dün işte Bankalar Birliği yönetimindeki banka genel müdürleriyle yapılan toplantı sonrası öncelikle içerideki durumun, yani 10 gün sonrasına kadar belirli adımların atılması ve kısa bir süre içerisinde de yabancı yatırımcılarla da görüşmelerin yapılması beklentisi var. Buna ilişkin resmi bir açıklama veya resmi bir duyum şu an itibariyle yok. Kaynaklara dayandırabileceğim de bir duyum yok. Ama dün itibariyle, yani daha doğrusu hafta sonu itibariyle TCMB tarafındaki gelişmelerle ilgili yapmış olduğum görüşmelerde benim de edindiğim izlenim, bu toplantıların çok da uzun olmayacak bir süre zarfında yapılacağı yönünde. Ama dediğim gibi bu şu an itibariyle banka kaynaklarına veya resmi açıklamalara dayandırabileceğim bir durum değil, sadece duyum, beklenti olarak söyleyebileceğim bir durum. Yani önce banka genel müdürleri, Ankara, Türkiye'deki mevcut durum, belki işte 10 gün sonrasındaki yapılacak toplantıya yönelik yapılacak hazırlıklar ve devamında da yatırımcılarla yapılması beklenen toplantı. Toplantı bekleniyor ama şu an itibariyle bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil.
Peki Gizem, 19'unda para politikası kurulu toplantısı Ali Can'ın altını çizerek vurguladığı konu da o zaten. 10 gün öncesinde böyle bir değişiklik olması diye. Peki bu bize acaba bu toplantının biraz daha öne çekileceği ya da şu anki Başkan Naci Ağbal'ın biraz daha donelere gereken bilgileri aldıktan sonra harekete geçeceğini mi anlatıyor? Nasıl gördün bunu? Ben öncelikli olarak şu anki gidişatla konuşuyorum Zeliha. Bu tarz bir öne çekilme beklemiyorum 19 Kasım'da. Doğru zamanında bence toplantı yapılacaktır. Şu anki hareketlere baktığımızda hem fiyatlamaya hem atılan adımlara. Bir kere öncelikli olarak bakanlığın netleşmesi gerekiyor. İkinci konu bence piyasayla bir araya gelinecektir. Demin bahsettiğim gibi aynı şekilde bir duyuma dayalı değil bu bahsettiğim. Aynı Ali Can'la aynı görüşteyim. Söylediği her şeyde. Kısa vadede bence son dönemde birkaç günlük kararların ardından atılmış bir adım olduğunu da düşünüyorum. Yabancı yatırımcılarla da bir araya gelinebilir, 19'undan önce gelinmeyebilir ama bir finansal piyasa yoklaması yapılacaktır. Zaten hemen pazar günü banka genel müdürleriyle bir araya gelmek o iletişimi güçlendirme arzusundan kaynaklanıyor. Doğru da bir adım olduğunu düşünüyorum. Erkene çekilmiş bir faiz kararı şu anki gidişatta beklemem. Piyasa ara ara bu tarz söylentilerle hareket ediyor mu? Evet. Ama benim şu anki görünümdeki tahminim 19'unda bir karar geleceği. Piyasa ilk aşamada bu sabah itibariyle API fonlamasına bakacak. Ne kadar yükseltildiğine faizin, yani teknik anlamda faiz yükseliyor çünkü. 14'ün üzerindeyiz fonlama tarafında, Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlaması. Bunda kademeli yükselişin ne kadar devam ettiğine bakacak. Ardından da 19'undaki karara. Ama şunu söyleyeyim, ben şu andan itibaren artık bir değişiklik beklerim, söz konusu olacağını düşünüyorum faiz tarafında bakıldığında. Gene de kurun hareketi de bu anlamda önemli olacak. Önümüzde yaklaşık 10 gün var. 10 günde uzun bir sürü. Türkiye piyasalar açısından bakıldığında, kur hareketi açısından bakıldığında o güne yaklaşırken fikir değişiklikleri olabilir piyasada. Şu anki gidişatta ama var olan gidişatı değiştirmek üzerine atılmış bir adım olarak okuyorum Sayın Ağbal'ın göreve atanmasını. Şimdi bir taraftan ABD seçimlerini biz geçen hafta takip ederken netleşen sonuçları da aldık aslında. Alıyoruz yani Biden başkan şeklinde. Şimdi ben bir Washington'a gideyim. Ali Çınar orada bizi bekliyor. Bir son durumu da alayım. Çünkü sonuçta biz dolar TL'ye, dolar endeksine de bakıyoruz ABD'de yaşanan gelişmeler ışığında. Buyurun Ali Bey. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum size. Son durumu alalım şeyden. Oradaki basında yansımalar nasıl başkanlık seçimiyle ilgili? Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Joe Biden'ın seçilmesiyle beraber aslında Başkan Trump tarafında hala tartışmalar devam ediyor. Nedeni de Trump'ın hala Joe Biden'ı tebrik etmemesi ve yargı yoluyla itirazlarına devam edeceğini açıklaması. O nedenle bir gerginlik olduğunu söyleyebiliriz. Şu an itibariyle son rakamlara baktığımızda aslında bazı eyaletlerde hala sayım işlemleri devam ediyor. %97 ile %99 açılan sandıklar var ve bunun tamamlanması bekleniyor. Bilhassa Arizona, Georgia ve North Carolina'da. Ama genele baktığımızda Biden'ın 75 milyon, Trump'ın da 70 milyon oy aldığını görüyoruz. Ve delege sayısında zaten Biden 270'i geçmişti. Biden'ın zafer konuşmasında da birlik beraberlik mesajı verdiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin herkesi kucaklayan bir başkan profili olacağını sözlerine ekledi. Yani açıkçası Trump'ın aldığı 70 milyon aslında ciddi bir rakam. O nedenle de Biden, Cumhuriyetçi kanada bir barış eli uzatıyor. Yani ben herkesle, sizle çalışacağım mesajı veriyor. Dün baktığımızda Trump golf oynadı, Biden aile ziyareti ve vefat eden oğlunun mezarını ziyaretti. Bugün de koronavirüs mücadele ekibi kendi ekibinde kurmuştu. Onunla ilgili bir toplantı yapacak. Tabii an itibariyle 10 milyonu geçen vaka, 240 bin hayatını kaybeden Amerikalı var. Biden'ın ilk icraatlarından birisi de maskenin Amerika Birleşik Devletleri'nde her eyalette zorunlu hale getirilmesi.
Ayrıca seçim öncesindeki yine 2-3 trilyonluk teşvik paketinin ivedilikle kongrede pazarlık halinden sonra geçirilmesi olacağı bildiriliyor. Şu anda da geçiş ekibi kurmuş. Yani çok hareketli seçim bitti ama bu geçiş döneminde Biden-Trump tartışması devam edecek gibi görünüyor. Devamını nasıl bekleriz aslında? Aslında söyledin hani mahkeme yoluyla gidiyor ama sonuç pek değişmez diye yorumlar da gördük. Ama devamında ne bekleriz? Bir de şöyle de bir şey var tabii, herkesin bildiği gibi yeni başkan 20 Ocak'ta göreve başlayacağı için Kasım Aralık'ta nasıl bir süreç devam eder Ali Bey sizce? Yani hem teşvik pakette işte maske diyorsunuz ilk icraat ama başkanlık koltuğuna oturacağı tarih 20'si. Dolayısıyla bu 2 ay, 2,5 ayı biz nasıl görürüz, nasıl yaşarız sizce? Yorumlar nasıl? Şimdi normalde Başkan Obama, Başkan Trump kazandığından sonra Beyaz Saray'a takip edip nezaket olarak Beyaz Saray'da davet edip ve tebrik etmişti. Trump bunu yapmıyor yani. Trump işi yokuşa sürüyor. Biden'ın geçiş ve başkanlığa gitme yolunda. O nedenle de bir gerginlik havası bu iki ayda yaşanacak gibi görünüyor. Zaten 45 günlük oy sayım işlemi, yani netleştikten sonra oyların resmi olarak Biden tarafından kazanıldığını açıklanması gerekiyor. Açıkçası Trump'ın yargı yolunda çok sonuç çıkmaz. Evet, bazı usulsüzlükler söyleniyor ama net olarak kanıtlar ortada yok. Bugün yani pazartesi günü Trump'ın avukatları başka kanıtlarla federal düzeyde yargıya başvuracaklarını tekrar açıkladı ama diyelim ki Pensilvanya'yı Trump lehine çevirdiler. Burada 20 delege var. Şu anda Arizona ve Georgia'da önde. Yani farkı kapatması çok zor. Aynı şekilde Cumhuriyetçi kanatta birçok senatör, hatta Bush ailesi, George Bush Biden'ı tebrik etti dün telefonla açarak. Yani kendi partisinden de artık saygıdır, bu işi çok karıştırma söylentileri geliyor, baskısı geliyor Trump'a. O nedenle yargıda ben çok sonuç çıkacağını söylemiyorum. Zira dünya liderlerinin çoğu da zaten tebrik etti Biden'ı. Süreç nasıl işleyecek? Bu 45 günde kesinleşen oylar kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra şu anda aslında Trump ekibinin Biden'a geçiş sürecinde yardımcı olması gerekiyor. Şu anda Biden bir geçiş ekibi kurdu. Bu geçiş ekibi kimlerin kabinede bakan olacağını, kimlerin Beyaz Saray'da görev alacağıyla ilgili hem isim belirleme ve bunların geçmiş sicillerinin araştırılması üzerinde bir çalışma başlattı. Tabii ekonomi, COVID-19'un mücadele, iç ve dış politikadaki sorunlar olmak üzere de yol haritası şu anda görülüyor. Biraz önce dediğim gibi de ekonomik anlamda sıkıntılar var. O nedenle de Kongre ile çok uyumlu çalışılması için de ayrı bir ekip Biden'ın var. Yani çok ciddi şekilde bir geçiş çalışmasına başlamış durumda. Ama 20 Ocak'a kadar Biden'ın tabii resmi olarak bir şey yapması beklenmiyor ama yol haritası ve ekip listesinin tamamlanması bekleniyor. Ali Çınar, teşekkürler. Ali Can, şimdi Türkiye tarafından bu seçimin sonucuyla ilgili ne gibi yorum aldık biz ABD seçimleriyle ilgili olarak? Şimdi normalde zaten biz bu sabah işte Biden'ın bu işte farkı gittikçe açması ve ABD seçimlerinin Türkiye'ye yansımalarının ne olacağını konuşarak başlamamız gerekiyordu normal koşullarda. Ama işte bir anda o cuma akşamından beri yaşanan gelişmeler bütün Ankara'daki gündemi de ters yüz etmiş durumda. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri seçimleriyle ilgili olarak henüz Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama duymadık bilindiği gibi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan bir açıklama geldi ve Türkiye'nin her politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde bir değerlendirme yaptı. Dün bu da Ankara'dan gelen ilk açıklamaydı bu konuyla ilgili olarak. Benzer yönde bir açıklamayı Dışişleri Bakanı da yaptı. Yani değişikliğin Ankara'nın ABD politikasında veya genel politikalarında bir değişiklik yaratmayacağı yönündeki açıklama. Buradan şunu kastediyor aslında Ankara. Yani şu ana kadar yani Trump yönetimiyle de yoğun tartışmaların yaşandığı konular vardı bilindiği gibi. Ankara bu noktada yani Suriye politikasında, Libya politikasında, Kafkasya politikasında veya Rusya ile ilişkiler konusunda bir değişiklik yapmayacağının sinyalini veriyor bu kapsamda. Dolayısıyla aslında Biden'ın
seçeceği yani beraber çalışacağı isimlerin belirlenmesiyle ve kamuoyuyla paylaşılması sonrası tablo biraz şekillenecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü aslında Trump da başkan olsa, işte Biden da gelse biz şunu bekliyorduk yakın süreç içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimiyle sıkıntılı konular var şu an itibariyle masanın üzerinde ve bu konularla ilgili olarak bir adım atılması gerekiyor. Başında da bu konuların S-400 konusu geliyor. Yani özellikle geçtiğimiz ay işte yapılan testler, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle demokrat kanattan bu konuyla ilgili ABD'nin bir an önce bir adım atması artık gerektiği yönünde açıklamalar yapılmıştı. Kastettiğim yaptırımlar. İşte bu konuyla ilgili olarak seçim sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nden bir adım gelecek mi, gelmeyecek mi? Yani daha öncesinde Trump'ın bunu bizzat kendisinin şahsen durdurduğu, dolayısıyla bu yönde bu nedenle harekete geçirmediği ama yeni dönemde bir hareketliliğin olabileceği söyleniyor. Suriye'de zaten iki ülke arasındaki fikir anlaşmazlığı çok net bir şekilde açık. Yani işte YPG, PKK'ya Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan yardımların artarak Trump yönetimi zamanında da devam etmesi yönündeki durumdan bahsediyorum. Bu kapsamda zaten Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında ben yakın zamandaki süreçte çok kritik başlıkların tekrar ön plana çıkacağı bir süreci bekliyorum. Biraz daha geride kalmıştı. Biraz daha gündemin arka sıralarında kalmıştı. Öncelik bu. Ankara'dan net ve kesin bir şekilde seçim sonuçlarına ilişkin bir açıklama gelmedi. Muhtemelen mahkeme kararlarının sonuçları bekleniyor Ankara tarafından da. Daha sonrasında elbet bir zaten tebrik ve temas trafiği kurulacaktır. Ama şu an itibariyle Ankara Biden'ı tebrik etmeyen ülkeler arasında olarak Türkiye'yi Biden'ı tebrik etmeyen ülkeler arasında sayabiliriz. Dediğim gibi mahkeme kararları sonuçlandıktan sonra bu açıklama gelecek değerlendirme olarak. Peki Gizem, bir de hem Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimleri geride bırakmamız ve sonrasında seçilmiş başkan olarak Biden'ın olması, her ne kadar mahkeme süreci devam ediyor şu an, evet Biden seçilmiş gözüküyor ama hani netleşmesi lazım. Hem de bu Türkiye'de yurt içindeki cuma günden itibaren gelişmeleri de beraber okuyacak olursak, beraber bir sepetin içine atacak olursak nasıl bir hafta bekler bizi? Çünkü bir de tabii bakanlıkla ilgili de Alican'ın bahsettiği gibi bugün belki bir sonuç göreceğiz. Öyle böyle bir şekil. Dolayısıyla nasıl yorumluyorsun sen? Elbette ki bizi hareketli bir hafta bekliyor. Ama çok çok olumsuz bir görüntü olur mu finansal piyasalarımızda? Pazartesi itibariyle çok böyle bir hava almıyoruz. Onu net söyleyeyim. ABD seçimleriyle ilgili de Zeliha, en önemli konu Georgia'daki seçimlerin, özellikle Senato askıda kalmış durumda şu anda. Özellikle o eyalet özelinde 5 Ocak'ta yerel tarafta bir tur daha yapılıyor olması. Piyasa daha çok global piyasalar bununla ilgileniyor. Yani Biden'ın başkanlığı zaten artık cebimizde. Fakat Senato'nun hala daha cumhuriyetçilerde mi kalacağı, demokratlara mı geçeceği netleşmiş değil. Bu da 5 Ocak tarihinde büyük ihtimalle netleşiyor olacak. O zamana kadar farklı bir haber akışı olmazsa. Neden önemli? Çünkü bir mavi dalga olup olmayacağı buna bağlı. Temsilciler Meclis'te, demokratlarda. Fakat dediğim gibi eğer bölünmüş bir kongre olacak ise teşvik paketine dair biraz daha piyasanın sevmeyeceği, daha düşük bir teşvik paketi görme ihtimalimiz olan bir süreç var global tarafta. Yok eğer Senato'da cumhuriyetçilerde kalmayıp demokratlara geçecekse o zaman yüklü bir teşvik paketi görebiliriz. Bunu da tüm dünya, global piyasalar çok çok sever. Ama şunu da söyleyeyim, en azından bir seçimin geride kalmış olması, belirsizliğin yavaş yavaş yerini netliğe doğru bırakıyor olmasını da gene global piyasalar Senato'nun dışında sevecektir. O yüzden orta vadede pandemiyi bir kenara koyuyorum, o ayrı bir konu. ABD seçimi kaynaklı şu aşamada çok çok olumsuz bir piyasa reaksiyonu bence çok söz konusu değil. Yine altın çizeyim, 5 Ocak Georgia Senato önemli bu anlamda bakıldığında. Bizim açımızdan haber akışı sürer. Bence yoğun bir haber akışı olacak. Sadece bakanlık değişimi veya bakan beyin yerinde kalması vesaire değil. Bilmiyoruz ama onun dışında Sayın Ağbal'ın kontakları da, temasları da, artı
En önemlisi Merkez Bankası'nın aksiyonları, çünkü Merkez Bankamız sadece PPK'da hareket etmiyor. Her sabah itibariyle piyasa açılışında fonlama ile birlikte yeni adımlar atılıyor Merkez Bankamız tarafında. Piyasa bunları da yakından takip edecektir. Trump ve Biden dönemi farklılaşması olarak da şunu söyleyeyim. Mükemmel bir Trump dönemi geçirdiğimizi söyleyemeyiz dış politika adına. Çok zorlu dönemlerden geçtiğimizi de unutmayalım. Bu anlamda o çok iyiydi, Biden çok kötü gibi bir yaklaşım bence piyasanın olmayacak. ABD politikası belli alanlarda görece net. Dönem dönem piyasa üzerinde baskı oluşturması muhtemel durumlar var. O durumlara hazırlıklı olmalıyız. İktisadi olarak da hazırlıklı girmemizde fayda var bence. Bunun dışında bu hafta dediğim gibi hareketli bir hafta beklerim. Ama yani bakanlık haberi, pardon, bakanlık haberi çok elzem. Kurun tepkisi oradaki karara göre değişebilir. Onun da altını çizeyim. Bu arada tabii Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliğiyle beraber, çünkü elimizde net olarak o var, bakanlıkla ilgili olarak birazdan Ali Can'a da soracağım ama Robobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Metiz'in kararına ilişkin Bloomberg HT'ye bir değerlendirmesi var. Yeni başkandan şöyle bir şey bekleniyor. Bu değişim ciddi bir adımsa diyor, Ağbal'ın acil bir toplantı çağrısı yaparak faizleri 500 bas puan kadar arttırması gerekiyor diye bir yorumu var. Mesela bu yorumu nasıl yorumluyorsun? Güzel. Ben bu yoruma katılmıyorum. Şu yorum doğrudur. Eğer burada bir değişiklik olduysa evet, bir faiz arttırım kararı çıkmalı buradan. Ama bunun sebebi iktisadi gidişatta problem var. Kurda problem var. Enflasyonda problem var. Bu ekonominin doğru para politikasına ihtiyacı var. Bunun uygulayıcısı olarak bu değişimin gelmiş olacağını düşünüyoruz. Ama hemen bir toplantı yapalım da hızla faiz arttıralım. Yani ben o görüşü çok satın almıyorum Zeliha, ama faizde değişiklik gerekiyor, nettir. Bence 19 Kasım beklenir gibime geliyor. İlk başta şu bakanlık vesaire mevzusu da netleşsin, piyasayla bir araya gelinecek vesaire. Zaten 19'u da önümüzdeki hafta, değil mi? Yanlış. Evet. Söylemeyeyim değil mi? Önümüzdeki yani şöyle, bugün ayın 9'u, önümüzdeki hafta işte 16'sı ve 19'u Perşembe oluyor, evet. Yani ben öyle hemen toplanır da acil bir faiz kararı alınır gibi bir hissiyat içerisinde değilim. Biliyorum, farkındayım. Piyasa zaman zaman bunu söylüyor. Hı hı. Ama bence o adım 19'unda gelecek gibime geliyor. Çok Matiz'in görüşüne o anlamda katılmıyorum. O süreçleri yaşadık bu arada, onu söyleyeyim. Yani Merkez Bankası faiz arttırması gerekiyordu. Daha erken adımlar atması gerekiyordu. Bunların hepsinde geç kalındı. Bu anlamda katılıyorum. Ama bundan sonraki 10 günlük süreç için genel itibariyle çok katılıyorum. 19'unda da faizin artması gerektiğini düşünüyorum zamanında, vaktinde. Ali Can, şimdi ekonomi yönetiminde atamalar gördük ama bundan sonra bu hafta, önümüzdeki hafta bu atamaları görmeye devam eder miyiz senin fikrince? Kabine değişikliği olur olmaz bilemiyoruz şu an tabii, hiçbir şey, her şey havada asılı ama görüşünü merak ediyorum. Orada Ankara'da konuşulanları merak ediyorum. Atamaların devamı gelir mi sorusunun cevabı bence gelir. Şimdi neden? Aslında sanki yayından önce Gizem'le konuşmuş da yayına öyle çıkmışız gibi ama tamamen katılıyorum Gizem'in söylediklerine. Az önceki sorunun cevabından geleceğim ben de bu noktaya. Neden? Zaten çok acil bir toplantıyla faizde bir değişiklik yapılsaydı mevcut Merkez Bankası yönetimiyle de bu karar alınabilirdi. Dolayısıyla Merkez Bankası Başkanlığı'na bir ismin atanmasıyla beraber daha henüz hiçbir toplantı, görüşme yapmadan, her ne kadar dün itibariyle banka genel müdürleriyle bir toplantı yapılmış olsa bile çok büyük kararların hemen birinci günden, ikinci günden alınmasını ben beklemiyorum. Ben de beklemiyorum şahsen. Dolayısıyla zaten aslında uzun bir zaman olmakla beraber çok da uzun bir vakitten bahsetmiyoruz. Yani 10 günlük bir süreç, gelecek hafta Perşembe günü itibariyle zaten PPK toplantısında ne karar alınacaksa alınacak. Ama ben bu süre zarfının özellikle hem Merkez Bankası'nın içerisinde
hem de bankayla alakalı olan diğer ekonomik kurumlarda da, kurum ve kuruluşlarda da bir takım değişikliklerle geçebileceği düşüncesindeymişin doğrusu. Bu yüzden senin sorunun cevabı olarak, birinci sorunun cevabı olarak yani farklı atamalar görecek miyiz? Bence farklı atamalar göreceğiz. Özellikle bankayla ilgili ve bir takım kurum ve kuruluşlarla alakalı olarak. Bu kapsamda kabine değişikliği gelir mi sorusunun cevabı da bu yönde bir beklentinin olduğu yönünde. Ama dediğim gibi bu hani bu öyle dönemler geliyor ki bu kabineyle ilgili olarak özellikle Ankara'da tam bir anda herkes böyle bir değişikliğin olacağı yönündeki görüşlerini kamuoyuyla paylaşmaya başlıyor. Dolayısıyla benim önceliğim bugün itibariyle önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ki değişikliğin olup olmayacağı yönündeki resmi açıklamanın beklenmesi gerektiği, bundan sonra da yani bu kararların ne olduğunun tam olarak kamuoyuyla paylaşılması, sonrası diğer değişikliklerin olup olmayacağının değerlendirilmesi. Çünkü şu an itibariyle akşam saatlerinden itibaren işte saat 7.50 şu an itibariyle yani çok uzun bir süredir Hazine ve Maliye Bakanı'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir istifa açıklaması ve bu açıklamanın üzerine henüz Cumhurbaşkanlığından veya yetkili kurumlardan bunun kabul edilip edilmediğine ilişkin bir yeni bir değerlendirmenin yapılmamış olması gibi bir büyük bir soru işareti var şu an itibariyle. Önce bu gri alan bir çözülsün. İstifa kabul edildi mi, edilmedi mi, Bakan Albayrak görevine devam edecek mi, etmeyecek mi, etmeyecekse yerine hangi görüşe yakın olan bir ismin geldiği analizleri yapıldıktan sonra bence daha geniş kapsamlı değişiklikleri konuşmak gerekir. Ama şurasını ben net olarak söyleyebilirim. Dünden itibaren yapmış olduğum tüm konuşmalarda beklentinin Ankara'da kapsamlı yani farklı bakanlıkları da içeren bir kabine değişikliğinin olabileceği yönündeki yorumların çok sık yapıldığını söyleyebilirim Ankara'da. Gerek siyasetin içerisinde, gerekse de siyaset ve siyasi kurumlarla yakın ilişki içerisinde olan isimlerle yapmış olduğum görüşmeler neticesinde. Ama bu bir resmi bir açıklamaya veya resmi bir değerlendirmeye dayanmıyor demiş olduğum gibi. Ama ben ekonomi yönetimiyle alakalı olarak daha farklı atamaların yapılmasını bekliyorum. Burasını da net olarak söyleyebilirim. Peki Alican, Merkez Bankası Başkanı Ağbal... Farklı bir ekiple çalışın. Bu ekiple devam eder mi? Bu konuda bir yorum var mı? Yani kendi ekibini getirecektir. Kendine yakın olan şu ana kadar gerek bakanlık zamanından gerek strateji ve bütçe başkanlığı içerisinde çalışmış olduğu ve güvendiği ve görüşlerine de saygı duyduğu bir takım isimlerle beraber çalışmak isteyecektir. Ben işte zaten beklentimin ana dayanağını da bu oluşturuyor. Yani bir takım farklı atamalar bekliyorum derken DCMB başkanlığına atanan bir ismin beraberinde farklı bir yönetim tarzı da getirilecekse eğer bankanın gerek kredibilitesi gerekse de alınacak bir takım kararlarla ilgili olarak kendine daha yakın gördüğü veya bildiği tanıdığı isimlerle çalışma inisiyatifinin de kendisinde olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla evet benim beklentim Sayın Ağbal'la beraber farklı bir takım isimlerin daha bu atama furyası içerisinde yer alacağı yönünde. Gizem, peki Merkez Bankası başka hangi adımlar faiz artırımı dışında atabilir sence? Yani hep BDDK'yı görüyorduk, işte arkasından merkezin hareketlerini görüyorduk, bir şekilde uyumla gidiyorlardı. Fakat biz başka ne görürüz bu atamalarla beraber sence, ne beklersin? Yani netleşmesi gereken konular var. Dün eminim ki Sayın Ağbal'la bankacılarımız aktif rasyosuyla ilgili konunun daha netleşmesi gerektiğini paylaşmışlardır. Gerçi bu daha çok BDDK'nın özelinde bir konu ama bence hepsi bir bütün. Bu paylaşım yapılmıştır. Bence onun kalkması gerekiyor genel itibariyle. Net bir şekilde, yani kullanılmıyor olarak bir kenarda durması değil, tamamen kalkıyor olması gerektiği kanaatindeyim. Bunun dışında bu Merkez Bankası adımı değil yalnız, BDDK'dır. Bunun dışında Merkez Bankası tarafından yapılması gereken adım para politikasının netleşmesi ve sadeleşmesi. Şu anda 10.25 olan politika faizinin yeniden etkin bir şekilde kullanılmasıdır, doğru yere çekilmesidir. Bu anlamda piyasanın önünü görüyor olmasıdır. Gün sonunda alınması gereken aksiyon. Bu aksiyon gelir ise ki
Bu atamanın altında tabii taraflar teknik açıdan hani tam bu olsun şeklinde hareket etmemişlerdir elbette ki, ama bu konuda donanıma sahip herkesin görüş beyanı bu yöndedir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ben bu adımın gelmesini beklerim, gelmesi gerektiğini düşünürüm. Diğer konuya gelince de elbette ki Sayın Ağbal'ın, Naci Bey'in çalışacağı ekip kendi ekibi olacaktır. Yani bundan farklı bir durumda beklememek lazım. Çünkü bu iş bir ekip meselesi, kurum meselesi. Kişilerden sadece kişi olarak değerlendirmemek lazım. Var olan ekolle aslında Naci Bey birazcık daha farklı. Onun da altını çizelim. Bu yüzdendir bence Ali Can'a da katılıyorum. Burada bir değişikliğin sinyali Cuma günü net bir şekilde gelmişti. Çünkü iki taraf birbirinden bir miktar farklı. Benzer şekilde kadrolar da farklı. Hı hı. Ben o değişimin bu 10 günlük vadede tamamlanacağı kanaatindeyim. Gizem çok sağ ol, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Merakla İyi bekliyoruz bu haftayı. Çok kolay gelsin. Size de. Alican, tekrar herhalde devam edeceğiz. Sen önümüzdeki saatlerde illaki neler olacak hep beraber izleyeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir son başlık şunu söylemem gerekiyor Zeliha, sadece tabii. Bunu da aktarayım. Şimdi birçok başlığı konuştuk, merkezi konuştuk, işte bakanlıktaki durumu konuştuk. Reel sektörü bekleyen de çok önemli gelişmeler var. Bu hafta sanki farklı noktalar yokmuş gibi. Yani yapılandırma bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda konuşulacak. 500 milyar liralık dev bir yapılandırma var bilindiği gibi. Tüm sektörün de beklediği. Bu hafta itibariyle genel kurulda bunun da konuşulup içinde istihdam maddeleri de var bilindiği gibi, yasalaşması bekleniyor. Dolayısıyla bu hafta içerisinde meclis tarafı da bu yönde, yani yapılandırmanın da içinde bulunduğu torba kanunun geçmesi anlamında kritik. Bunu da yayın bitmeden izleyicilerimize aktarmış olayım. Kesinlikle. Bütün medyada da yer almış zaten bu bilgi, bu haber. Gün boyu konuşacağız herhalde. Bir de meclisin gündemini. Tekrar teşekkürler Ali Can Türkoğlu ve Gizem Üstak Altınsaç'a. Şimdi Yeliz'e gidelim. Yeliz, iyi sabahlar, günaydın. Yoğun bir haftanın içine girdik. Ne beklersin sen bugün? Günaydın, iyi sabahlar. Açıkçası bugünkü fiyatlamalara baktığımız noktadayız, özellikle bizim kendi özelimizde. Hafta sonu yapılan değişiklikler, yani Türkiye Merkez Bankası Başkanlığı'ndan Sayın Naci Ağbal'ın getirmesi, ki piyasanın oldukça güven duyduğu bir ismin gelmesi. Diğer taraftan ise Sayın Berat Albayrak'la ilgili doğrulanmayan en azından haberlerin bir anlamda piyasaya düşmesi, ki orada bir yalanlama gelecek mi gelmeyecek mi, piyasa tüm daha doğrusu herkes bunu bekledi bütün gece, ama orada tam bir doğru bir gelişme sergilenmedi. Dolar TL'de şu an itibariyle baktığımız noktada 8.36 seviyesinde fiyatlamaları görüyoruz. Yani 8.50'ler civarında geçtiğimiz hafta fiyatlamalar görmüştük. Burada ciddi anlamda özellikle ekonomide değişim, dönüşümün olacağı beklentisiyle birlikte bir aşağı yönlü hareket var. Yani %1.8 gibi bir geri çekilme var. Benim gördüğüm kadarıyla burada zaten 8.30 seviyesi oldukça kritik bir nokta. Yani bu seviyenin altına gevşemesi halindeki ilerleyen zamanlarda bir dönüşüm olacak mı? Yani piyasaya daha fazla güven verilecek mi şeklinde bir beklenti olursa daha aşağıda gelebilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki bugün oldukça karışık bir gün olacak. Yani fiyatlamalar tam oturmuş değil. Özellikle haber akışı itibariyle de tüm gün zaten yönetimden buna dair açıklamalar bekleyeceğiz. Diğer taraftan ise özellikle yurt dışında oldukça pozitif bir hava var. Yani ABD seçimlerinin bitmiş olması ve oradaki özellikle Trump yönetiminin gitmesiyle birlikte hem Asya piyasalarında hem de Amerika'da pozitif hareket olduğunu görüyoruz, ki burada asıl fiyatlanan nokta ise bundan sonraki süreçte muhtemelen teşvik paketlerinin ya da en azından ekonomiye desteklerin fiyatlanacağı bir dönemde görecekmişiz gibi gözüküyor, ki bu hafta içerisinde oldukça Lagarde konuşması göreceğiz. Yani Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın neredeyse 2-3 defa farklı yerlerde konuşmaları var. Bunları da takip ediyor olacağız. Bizim özelimizde özellikle BIST 100 endeksinde Erdolar TL'deki fiyatlamalar ve yeni tekrar bir açıklama gelmemesi halinde bu 1-2 saat içerisinde bu fiyatlamayla birlikte BIST 100 endeksinde de %1 üzerinde, yani 1200'ün üzerinde fiyatlamayla açılışı karşılayabiliriz diye düşünüyorum ben. Yeliz Karabulut, çok teşekkürler. Sana da kolay gelsin, iyi seanslar diliyorum. Biz bu arada araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz.
Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Ve hemen bakalım bu sabah vadeliler nasıl? Görüldüğü üzere Biden'ın zaferini piyasalarda, vadelilerde kutluyormuş gibi bir hava var bu sabah. Nasdaq vadeli %2.64 primli, Dow Jones vadeli %1.3 primli. Diğer taraftan S&P'de %2'ye neredeyse yaklaşıyor, %1.7 primli. Şimdi Wall Street'in tabii Biden'ın zaferini memnuniyetle karşıladığında ifade edelim. Bu şekilde yorumlarda yapılıyor. JP Morgan CEO'su Diamond bir açıklamasında şimdi birlik zaman diye konuştu. Seçim sonucuna saygı göstermeli ve her seçimde olduğumuz gibi seçmenlerin kararından onur duymalı ve barışçıl bir iktidar devrimini desteklemeyiz diyor. Yine milyarlar yatırımcı Bill Ackman Twitter aracılığıyla şöyle bir yorumda yaptı. Bu savaşta birinin çadırı toplayıp gitmesi gerektiği an geldi dedi ve çağrıda bulundu. Nezakette kabullenin, birlik çağrısı yapın. Sunrise Capital Partners'ın CEO'sundan da şöyle bir yorum geldi. En azından basına yansıyan birkaç cümlesini verelim. Biden piyasalar için iyi haber. Trump'ın tweetleriyle gelen kırbaçtan çok yorulduk demiş Sunrise Capital Partners'ın detayı da işte zaten yurt dışı basından görüyorsunuzdur. Takip ediyoruz. Buradan da aktarıyoruz. Yine ABD borsaları bu hafta önemli olacak. Tabii yine bu hafta veri trafiğinin yoğun bir hafta olduğunu ifade edeyim. Ocak ayında bekliyor tabii piyasalar senato seçimleriyle ilgili tekrarlanacağından dolayı. Dolayısıyla şu an ABD seçimlerini geride bırakmış bir vadeli piyasayla karşı karşıyayız. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Peki Asya'ya bir dönelim. Ersoy Er kazancı bizi bekliyor. Ersoy günaydın, iyi haftalar diliyorum. Nedir Asya'nın gündemi bu hafta? Zeliha günaydın, iyi haftalar. Tabii ki herkes Biden'ın zaferini ve sonrasındaki yaptığı birleştirici konuşmadan etkilenmiş gibi gözüküyor. Vadeliler yukarıda, bunun da Asya'ya yansımasını görüyorum şu anda. Çok ciddi artı var. Her taraf yemyeşil ama Japonya'nın artısı %2.5'a yaklaştı. Çin, Hong Kong, Güney Kore, bütün Asya Pasifik borsaları çok iyi bir performans gösteriyor. Buna ek olarak Çin'den gelen dış ticaret rakamlarını da söyleyebilirim. Yine iyi geldi. Özellikle ihracat %11.4 arttı. Ekim ayı rakamı bu. Zeliha, ithalat %4.7 arttı. Bu beklenen düşük ama genel olarak iyi bir rakam Çin'deki rakam. Bu hafta içinde Ali Baba'nın bu meşhur bekarlar günü olacak, çarşamba günü, onu yakından takip edeceğiz. Kurlar değer kazanıyor. Amerikan dolarına karşı yuan 6.58, offshore yuan da 6.56'ya geldi. Bu 2018 Haziran'dan bu yana en güçlü seviye. Yen de 103.4 seviyesinde. Altın, petrol, Bitcoin hepsi yükseldi şu anda. Genel olarak bir rally havası yaşanıyor. Petroldeki rakamlarda şu anda 38 dolar ve 40,5 dolar. Geçen hafta pek değer kazanmamıştı. Bu haftaya petrol fiyatları da iyi başladı. Orayı daha önce de söylemiştim. OPEC artının kesintileri uzatması bekleniyor. En büyük beklenti bu Zeliha. Orta Doğu ile ilgili de birkaç haber var, onu söyleyeyim. Kral Salman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Salman Biden'ı kutladılar, dün akşam kutladılar. Netanyahu en geç kutlayanlar arasındaydı. İran çok dikkatle takip ediyor. Amerika, Trump çok sert İran'a karşı, Amerika nükleer anlaşmaya geri dönebilir beklentisi var. Son olarak da şu haberle bitiriyorum. İlk İsrail'i turistleri taşıyan uçak Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi. Biliyorsun İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında Trump'ın başlattığı bir iyileşme adımları vardı. Bakalım Biden süresince de bu devam edecek mi? Ama toparlarsam bu haftaya çok coşkulu bir açılış yaptı borsalar Zeliha. Ersoy teşekkürler. Bize şimdi Bloomberg HT.com'da yer alan haberlere bir bakalım. Yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Ağbal Banka Genel Müdürü ile toplandı. Merkez Bankası'nın çiçeği burnunda Başkanı Naci Ağbal dün TBB yönetimindeki banka genel müdürleriyle toplandı. Sefer Yüksel ve Cumhur Örneğin haberi.
Görevi cumartesi günü Uysal'dan devralan Ağbal, pazar günü banka genel müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Pazar günü yapılan toplantıya Türkiye Bankalar Birliği yönetiminde bulunan bankaların genel müdürlerinin katıldığı öğrenildi. Bloomberg HT'ye konuşan üst düzey bankacılar toplantıda karşılıklı olarak genel ekonomik değerlendirmelerin yapıldığı ve bilgi alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Toplantıda makroekonomik gelişmelerin masaya yatırıldığını ifade eden üst düzey bankacılar taraflar arasında çok rasyonel ve tutarlı konuşmaların geçtiğini de belirtti. Devam edelim yine Bloomberg.ht.com'a. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirileceği yönündeki iddiaları yalanladı. LinkedIn hesabında adını açılan sosyal medya hesaplarındaki açıklamaların doğru olmadığını, LinkedIn'den başka sosyal medya bir hesabı bulunmadığını belirten Bali, bunun Merkez'e de söz konusu iddiaların gerçek olmadığını söyledi. Peki, yerel basına devam edelim. Öncelikle Habertürk.com'a bir bakalım. Ticaret Bakanlığı'ndan efsane cuma açıklaması geldiğini ifade edeyim. Ticaret Bakanlığı efsane cuma indirimleri yaklaşırken alıcı ve satıcıların dikkat etmesi gereken hususlar konusunda bir açıklamada bulundu. Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi. Efsane cuma indirimleri, şahane cuma indirimleri, süper cuma indirimleri isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda indirimler yapılmaktadır. İçinde bulunan COVID-19 salgının etkisiyle tüketicilerin kolay olması, zaman ve mekan sınırlaması bulunmaksızın çok sayıda ürün ve türde ve daha düşük fiyattan ürüne ulaşabilme imkanı sunması nedeniyle online mesafeli alışverişi tercih ettiği gözlemlenmektedir. Ancak online alışverişin özellikle belirli özel günlerde yanıltıcı indirimler, yoğunluk sebebiyle lojistik süreçlerinde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya bedelin tahsil edilip hiç mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama ve bunun gibi birçok mağduriyete yol açabildiği görülmektedir şeklinde devam ediyor. Detayını Habertürk.com'da bulabilirsiniz. Dünya Gazetesi'yle devam edelim. Albayrak'tan şok karar, ayrılıyorum. Bakan Albayrak sosyal medyadan yaptığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktığını ve zamanını ailesine ayıracağını duyurdu diyor gazetenin manşeti. Hemen devam edelim bu arada. Piyasada dört gözle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın mesajını bekliyor. Yine bir başka Dünya Gazetesi'nin haberi. Piyasalar geçen cumartesi günü Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınarak yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın atanmasıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın izleyeceği faiz politikasına odaklandı diyor. Piyasa olumlu karşıladı şeklinde bir yorum var Dünya Gazetesi'nde. Naci Ağbal'ın göreve gelmesinin ardından piyasalar yeni başkanı olumlu karşıladı. Uzmanlar Ağbal'ın teknokrat kimliğine vurgu yaptılar şeklinde bir yorumu da var Dünya Gazetesi'nin haberinde diyelim. Hürriyet Gazetesi'yle devam edelim. Ve dev yapılandırmada karar günü, biraz önce Ali Can Türkoğlu da özellikle bu konunun altını çizmişti. 500 milyar liralık borcu yeniden yapılandıran torba yasa teklifi mecliste son aşamaya geldi deniliyor. Vergi ve SGK primlerinde cezalarla gecikme faizlerinden oluşan 500 milyar liralık borcu yeniden yapılandıran torba yasa teklifi mecliste son aşamaya geldi. Düzenleme bu hafta genel kurulda görüşülecek. Teklifin diğer maddeleriyle işsizlik ödeneğinden yararlandıranların işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri veya 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacak diyor. Yine detaylarını Hürriyet Gazetesi'nden bulabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Yine yoğun bir gündemi var çünkü meclisin bu hafta. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nin diğer sayfasındaki ekonomi haberiyle. Elektrik dizeli solladı. Avrupa pazarında elektrikli ve hibrit araç satışları tarihte ilk kez dizeli geride bırakırken Türkiye'de ilk 10 ayda 15.151 adet hibrit araç satışı gerçekleşti diyor Hürriyet Gazetesi. Ve tabi Sabah. Hemen bakalım Sabah gazetesine de. Efsane Kasım 10 milyarı aşacak. Black Friday 11.11 siber pazartesi içine alan Kasım ayında e-ticaret sitelere ciroda 10 milyar lirayı aşacak. En fazla ciro artışının elektronik eşya, giyim ve mobilyadan gelmesi bekleniyor şeklinde bir yorum haber var. BKM verilerine göre 2019 yılında 29 Kasım Cuma gününe denk gelen Black Friday'de toplamda 4.7 milyar liralık kartlı ödeme gerçekleştirilmiş. Bu ödemelerin 1.4 milyar TL'si internetten yapılmış ve rekor kırmıştı. Son gazete Milliyet.
Türk kadın girişimci Amerika Birleşik Devletleri'nde unicorn'a koşuyor diyor haberde. Hemen hızlıca bakalım. Selin Kurnaz Amerika'da kurduğu biyoteknoloji girişimiyle adından söz ettiriyor. Kanser hastalarına yönelik girişim ikinci yatırımını da almayı başardı diyor. Detayını bulabilirsiniz yine Milliyet Gazetesi'nde. Evet, yoğun bir haftayı başlattık efendim. Devam da edeceğiz. Birazdan Açıl Sezen de yayında konuklarıyla bilgileri aktaracak, haber akışını size aktaracak. 9'da tekrar ben karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.